Merhabalar arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cümlenin ögelerinde, temel ögelerde, öznedeyiz. Özne biliyorsunuz yüklemdeki işi yapan varlık ya da hakkında söz edilen varlıktı. Şimdi biz işi yapan varlık diyorsak fiil cümlelerinden bahsediyoruz. Fiil cümlelerinde bir iş vardır, oluş vardır, hareket vardır. İsim cümlelerinde ise arkadaşlar bir durum vardır. Dolayısıyla hakkında konuştuğumuz varlık olur öznemiz. Peki hocam biz özneyi bulmak için cümleye hangi ögeleri soruyoruz, yükleme hangi ögeleri soruyoruz derseniz sorularımız şöyle olacak arkadaşlar. Türkçe'de özneyi bulmak adına yüklemde belirtilen işi yapan varlıksa arkadaşlar doğrudan kim yaptı, ne yaptı diye soracaksınız. Kim yaptı, ne yaptı, değil mi? Yani illa insan olmak zorunda değil. Mesela yapraklar düşüyor dalından. Düşen ne? Yapraklar dersiniz. Ki ben daha çok arkadaşlar yükleme anne, an kim diye sormanızdan, orası biraz kötü göründü, orayı biraz daha düzelterek yazalım, düzgün yazalım. Ben doğrudan arkadaşlar kim, ne diye sormaktansa biraz daha böyle açıkçası anne şeklinde sormanızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani giden kim, yapan ne, dökülen ne şeklinde sormanızdan yanayım arkadaşlar, tamam mı? Eğer diyor cümlede yükleminiz fiilse, yani işi yapan bir varlıksa bunu sorun diyor. Hakkında söz edilen varlıksa, yani arkadaşlar cümleniz isim cümlesi ise, yükleminiz isimse orada da doğrudan ne sorusunu yöneltebilirsiniz. Ama temelde sorularımız neymiş arkadaşlar? Sorularımız özneyi bulmak adına temelde sorularımız kim ve ne sorularıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Aynı yüklemde olduğu gibi diğer ögelerde de söyleyeceğiz bunu. Öznemiz tek bir sözcük olabilir. Birden fazla sözcüğün birleşimiyle bir söz öbeği olabilir. Söz öbeği olabilir. Dolayısıyla bu öbeklerin asla parçalanamayacağını, parçalanmaması gerektiğini bileceğiz arkadaşlar, tamam mı? Yani bizim öznemiz bir ikileme tekrar grubu olabilir. İsim tamlaması, belirtili belirtisiz, sıfat tamlaması olabilir. Edat öbeği olabilir. Sıfat fiil grubu, isim fiil grubu olabilir. Dolayısıyla bunları asla ne yapmıyoruz? Parçalamıyoruz. Bir de özneyi hep sanki insan olacak gibi diye düşünüyoruz ama insan dışı varlıklar da somut, soyut, hayvan, bitki de fark etmez. Özne olarak cümlede ne yapabilir? Yer alabilir arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Peki, Türkçe'de özne kendi içinde aslına bakarsanız alt başlıklara ayrılıyor. Bakın bir gerçek özne, bir gizli özne, bir sözlü özne ve örtülü özne dediğimiz özne çeşitleri varmış. Şimdi bu özne çeşitleri çok mu önemli, çok mu soruluyor? Hayır, hiçbir şekilde sorulmuyor, merak etmeyin. Ama özellikle çatı konusunda daha iyi olabilmek adına sözlü özneyi mesela iyi bilmelisiniz. Ya da örtülü özne dediğimiz öznenin cümlede zarf tümleci olarak görev yapabileceğini de bilmeliyiz. Birazdan bahsedeceğiz. Ama genel olarak testlerde karşınıza çıkar. Yoksa ÖSYM hangisinde gizli özne var, hangisinde işte gerçek özne var diye sormuyor. Şimdi arkadaşlar cümlede sizin sözcük ya da söz öbeği halindeki özneniz cümlede yer alıyorsa, böyle altını çizecek şekilde, somut bir şekilde görüyorsanız biz burada gerçek özne vardır diyoruz. İnsan ya da insan dışı varlık umurumda değil. Kardeşim hep başarılı olmuştur. Hep başarılı olan kim? Kardeşim. Bakın gerçek özne. Yağmur yağıyordu durmadan. Yağmur yağıyordu. Yağan ne? Bak yağan ne? Değil mi? İnsan olmadığı için yağan kim diyemiyorum. Yağan ne diye soruyorum. Yağmur yanıtını alıyorum. Bunlar benim neymiş? Gerçek öznemmiş cümlede yer aldığı için. Eğer diyor özne cümlede yer almıyorsa yüklemdeki kişi eklerinden o işi kimin yaptığını biliyorsanız, yani özne cümlede yer almıyorsa orada gizli özne vardır diyoruz arkadaşlar. Gizli özneler kesinlikle cümlenin öge sayısına dahil edilmez. Bak buraya, akşam size geleceğiz. Geleceğiz yüklem. Kim gelecek? Gelecek olan kim? Yok, cümlede yer almamış. Ama ben onun şuradaki is kişi ekinden aslında biz olduğunu,
Yani ögenin söylenmediğini biliyorum. Söylemek zorunda değilim her şeyi. Özne olduğunda özellikle. Kişi ekinden ben bunu anlıyorum zaten. O yüzden gizli öznedir. Ha bana sorarsa bu cümle kaç ögelidir? Gizli özneyi öge sayısına dahil etmiyoruz. Etmiyoruz. Biraz sessiz olsanız, biraz sessiz olsanız, lütfen biraz sessiz olun ki siz arkadaşlar, siz. Ne yapıyorum bunu yine cümlenin arkadaşlar neresinden? Yüklemindeki kişi ekinden anlıyorum. Cümlede yok. Ne yapıyorum? Orada gizli özne vardır diyorum ve öge sayısına dahil etmiyorum. Kaç ögeli? Akşam, zar tümlece, size, dolaylı tümleç, geleceğiz, yüklem. Üç ögeli derim mesela. Dört demem. Tamam mı? Bunlara etkinlik yapacağız. Orada anlatacağım tekrar. Şimdi sözlü özne yüklemde aslında nesne olan unsurun başkası tarafından eylemin yapılması durumuyla sözde güya özne olma durumudur. Hani önceden nesne olan bir şeyi sen cümlede özne olmadığı için mecbur ne yapıyorsun? Özne yapıyorsun. Tamam mı? Bunun gibi bir durum. Yani yüklem LN eklerinden biriyle çekimlenerek nesneyi özne yapacaksın. Sınıf bir güzel temizlendi. Dikkat. Temizlendi. Temizlenen ne? Sınıf. Temizleyen kim? Belli değil. İşte bu durumda biz sınıf arkadaşlar sözde özne diyoruz. Başkası tarafından. O da boyandı. Boyandı yüklem. Boyanan ne? O da. Boyayan kim? Belli değil. İşte biz bunu sözde özne diyeceğiz ki çatıda bu bizim işimize yarayacak. Çatıda biz bunu arkadaşlar edilgen çatı diyeceğiz. Tamam mı? Çatı konusunda tekrar burayı detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi örtülü özne de daha çok arkadaşlar cümlenin içerisinde işte nokta noktaca, nokta nokta tarafından gibi kelimeler görürsünüz. Bu kelime öbekleri bizim örtülü öznemiz oluyor. Yani cümlede bir dolaylı yoldan siz örtülü bir şekilde aslında işi kimin yaptığını söylemiş oluyorsunuz. Sokaklar belediyece, belediyece, belediye tarafından diyorsunuz. Bakın örtülü özne kim tarafından süslendi? Belediyece süslendi. Sözde özneye aslında cace ekini ya da tarafından kelimesini alan bir öbeği getiriyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Duvar usta tarafından boyandı. Boyandı ama usta tarafından. Ne yapıyorsun? Söylüyorsun aslında sen bunu. Örtülü özne durumudur diyoruz. Dediğim gibi testlerde karşınıza çıkar. Çok önemli değil. Benim için çok böyle aman aman bilmeniz gereken bir konu değil. Şurada sadece sözlü özneyi edilgen çatı yapar. Bu anlamda biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar gizli öznenin öge sayısına dahil edilmediğini biliyorsunuz. Tamam mı? Yoksa gerisi bizim için çok da önemli değil. Şimdi bu cümlelerdeki özneleri bulalım. Özne dediğim gibi farklı söz öbeklerinden bir sözcükten oluşabiliyor. Tek tek bunları bir görelim isterseniz. Çoluk çocuk bahçede sizi bekliyoruz. Şimdi bahçede hatta şurayı bahçede sizi bekliyor diyelim ki siz gizli özne olacak yoksa amacımıza hizmet etmez bu ifade. Çoluk çocuk bahçede sizi bekliyor. Şimdi bekliyor yüklem. Bekleyen kim arkadaşlar? Çoluk çocuk. Bakın şu çoluk çocuk bizim öznemiz bekleyen kim sorusuna yanıt verdi. Öznemiz bir ikilemedir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir ikilemedir? Hangisinde ikileme cümlenin diğerlerinden farklı bir ögesi durumundadır der. Atıyorum dördünde nesnesi olur, bir tanesinde öznesi olur, git özneyi bul der. Ya da tam tersi dörtlüğünde özne olur, bir tanesi de nesne olur. Böyle sorular da gelecektir. Hangisinin öznesi bir tekrar grubudur? İkilemeler tekrar grubu yapıyor demiştik hatırlayın. Böyle de bir durum söz konusu dersiniz sorarsa. Uzun süre tartışılınca sorunun çözümü bulundu. Şimdi bulundu yüklem. Bulunan ne? Bak ne bulundu? Bulunan ne? Aynı şey aslında. Ama ne bulundu deyince hani nesneyle biraz karıştırabiliyorsunuz. Ben de o yüzden diyorum ki yüklemin kelimesini al. Bulunan ne? Bekleyen kim? Gören kim? Gelen kim diye sor. Hani ben böyle sormanızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama siz diğer türlü de ben kolay buluyorum hocam, sorun yaşamıyorum diyorsanız devam edin. Şimdi bulundu yüklem. Bulunan ne? Sorunun çözümü. Sorunun çözümü. Benim neyim? Öznem. Peki başkası tarafından bulunuyor. Gizli özçe gizli diyorum. Sözde özne var. Ama hani çok umursamıyorum dediğim gibi şu anda arkadaşlar. Onu çatıda söyleyeceğiz daha çok.
Sorunun çözümü. Neyin çözümü? Sorunun çözümü. Senin öznen. Bir, belirtili isim tamlaması mı? Evet, belirtili isim tamlaması. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir belirtili isim tamlamasıdır? 2020, 2020 miydi? 2021. KPSS sorusu var arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir sıfat tamlamasıdır diyor. 2021 KPSS'de birazdan çözeriz o soruyu. O yüzden hani bunlara da tek tek değinmek zorundayız. Uzun İsmail köşeye dönünce arkadaşını gördü. Gördü yüklem. Gören kim? Gören kim? Ya da kim gördü Uzun İsmail? Ne yaptınız? Yanıt verdiniz. Sizin özneniz arkadaşlar Uzun İsmail diye bir unvan sıfatı aldı. Unvan sıfatı da alsa burası bir sıfat tamlaması mı? Evet dersiniz, tamam mı? Aylardır kirasını ödeyemeyen adam bir oda bulurum umuduyla bana gelmiş. Dikkat. Gelmiş yüklem. Gelen kim ya da kim gelmiş? Aynı şey. Aylardır kirasını ödeyemeyen adam. Bak burası senin öznen. Gelme işini yapan aylardır kirasını ödeyemeyen adamdır. Bu özne bir sıfat öbeği ve bir isimden oluştuğu için bir sıfat tamlamasıdır. Özne bir sıfat tamlamasıdır. Tamam mı arkadaşlar? Sıfatın içinde an, en, sıfat, fiil, eki vardır. Bunu da sorabilir isterse bana. Peki, vazodaki çiçek evin en renkli objesiydi. Cümlenin yüklemi arkadaşlar sadece objesiydi değil, renkli objesiydi değil, en renkli objesiydi değil, evin en renkli objesi. Bu bir tamlama, parçalayamıyorsunuz çünkü. Evin objesi, araya kelimeler girmiş, bir belirtili isim tamlamasıdır. Yükleminiz belirtili isim tamlaması. Bir önceki videonun sonunda çözdük, hatırlayın. 2020 KPSS sorusuydu. Hangisinin yüklemi belirtili isim tamlamasıdır demişti. Buna benzer bir ögeydi, hatırlayın arkadaşlar, yüklem. O yüzden tek tek, tane tane, bula bula, birleştire birleştire gidiyorsunuz. Peki soruyorum. Evin en renkli objesi olan ne? Değil mi? Olan ne? Vazodaki çiçek diyorsunuz. Bakın arkadaşlar, özneniz yine bir sıfat tamlamasıdır. Hangi çiçek? Vazodaki çiçek. Sıfat artı isim. Sıfat yapan ki'yi almış. Bu sıfat yapan ki bir sıfatsa kendinden sonra gelen isimle birleşerek ne yaptı? Sıfat tamlaması oluşturdu. O yüzden sıfat tamlamasıdır diyorum. Toplumdaki çıkmazın ve ikiyüzlülüğün resmi bu gördüğünüz dizilerde boy gösteriyor. Bak nasıl toplumsal bir eleştiri yaptık. Cümleyi değiştirdim. Kitapta biraz daha farklıydı cümle. Toplumdaki çıkmazın ve ikiyüzlülüğün resmi bu gördüğünüz dizilerde boy gösteriyor. Boy gösteriyor yüklem. Deyim, parçalayamazsın. Boy göstermek diye bir deyim var. Peki boy gösteren ne diyorsunuz arkadaşlar? Toplumdaki çıkmazın ve ikiyüzlülüğün resmi diyorsunuz, değil mi? Hatta toplumdaki çıkmaz ve ikiyüzlülük desek daha güzel olur bence. Daha güzel olur. Öyle yapıyorum, düzeltiyorum. Tamam mı? Değiştiriyorum. Kulağa daha iyi geldi. Evet. Toplumdaki çıkmaz ve ikiyüzlülük bu gördüğünüz dizilerde boy gösteriyor. Daha mantıklı. Arkadaşlar benim öznem, boy gösteren unsurum şurası. Bir ve bağlacıyla bağlanan bir bağlama grubudur. Dikkat! Bağlaç ne yapıyor? Bir söz öbeğini, bir sözü birbirine bağlıyor ve bağlama grubu oluşturuyor. Haberiniz olsun. Bilim insanlarının yaptığı çalışma bilime yön veriyor. Arkadaşlar yön veriyor yüklem. Parçalayamazsınız. Peki yön veren ne? Bilim insanlarının yaptığı çalışma benim öznem. Şimdi dikkat. Bu özne nasıl bir öbek, nasıl bir söz öbeği derseniz arkadaşlar bu öbek dikkat ederseniz sonunda ma, me isim fiil ekini aldığı için bir isim fiil grubudur. Yani bilim insanlarının yaptığı çalışma öbeği sondaki isim fiilden dolayı adını buradan alıyor ve bir isim fiil grubu oluşturuyor. Anlaştık mı? İsim fiil grubu cümlenin öznesidir. Sorabilir böyle sorular bana. En çok gülen, en çok ağlayandır. Bunu bir yerde daha vermiştim, hatırlayın.
En çok gülen, en çok ağlayandır yüklem. Değil mi? Sadece ağlayandır yüklem alamazsınız. Öncesindeki kelimeler de ona bağlı çünkü. Peki soruyorum, en çok ağlayan kim? En çok gülen diyorsunuz. Yani arkadaşlar şuradaki öbeğin komple özne olduğunu ve bu öznenin dikkat ederseniz sıfat fiil öbeği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü an en sıfat fiilini alan kelime cümlenin son unsuru ve bu unsur arkadaşlar sonda olduğu için gruba adını veriyor. Yani diyorum ki burada bir sıfat fiil grubu vardır diyorum. Anlaştık mı? Ögelerle ilgili, öznelerle ilgili özellikle bilmemiz gerekenler bunlar. Bir tamlama olabilir, isim fiil grubu, sıfat fiil grubu olabilir, sıfat tamlaması olabilir arkadaşlar. Her şekilde karşımıza gelebilir. Anlaştık mı? İsim cümlelerine hangi soruyu, fiil cümlesine hangi soruyu sormam gerektiğini lütfen iyi ayırt edin. Özellikle fiil cümlelerinde özneyi bulmak kolaydır ama isim cümlelerinde özneyi bulmak biraz daha zorlaşır. O yüzden doğrudan yüklemi bulup ne yaptı, kim yaptı demek yerine yapan ne, yapan kim, olan ne şeklinde sormanız daha mantıklıdır arkadaşlar, tamam mı? Bunlara da dikkat ediyoruz. Evet, tahtayı temizliyorum ve 2021 KPSS lisans sorusunu arkadaşlar çözüyoruz. Sonra da devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar geçen sene tazecik bir soru bahsettim. Hangisinin öznesi doğrudan özneyi buluyor? Sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Değil mi? Herhangi bir tamlama değil, sıfat tamlamasını bul ve işaretle diyor. Yüklemi doğru tespit etmemiz gerekiyor ki doğrudan arkadaşlar hangi söz öbeğinin sıfat tamlaması olduğunu rahatlıkla görebilelim. Başlıyorum Adana. Kitaplardan öğrenilenlerle kendine bir dünya kurmak, onun içinde yaşayabilmek demektir. Demektir yüklem. Ne demektir? Demek olan ne? Kitaplardan öğrenilenlerle kendine bir dünya kurmak. Değil mi? Özne. Bizim arkadaşlar bu öznemiz bir söz öbeği. Bu söz öbeği dikkat ederseniz sonundaki kelimemiz kurmak, makmek isim fiiliyle oluşan bir isim fiil grubudur arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız Adana olamaz. Peki, babamın verdiği parayla köşe başındaki butikten yeni bir takım satın aldım. Bir takım satın aldım. Kim satın aldı arkadaşlar? Ben satın aldım. Bak değil mi? Hiç cümlede özne zaten yer almamış, gizli özne. Dolayısıyla cevap bol bile olamaz, geç. İnsana bir alışkanlık edindirmeye çalışmak zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Peki zannedildiği kadar kolay bir iş olmayan ne diye soruyorum. O da beni insana dair bir alışkanlık edindirmeye çalışmak yanıtını veriyor. Ve gördüğünüz gibi bu öbek benim öznem. Hani zannedildiği kadar kolay olmayan ne? İsim cümlelerinde böyle soruyorduk, soruları hatırlayın. Aldığım yanıtın özne yani arkadaşlar bir söz öbeği. Bu söz öbeği de aynı Adana'da olduğu gibi makmek isim fiiliyle son unsurda oluştuğu için bir isim fiil grubudur. Dolayısıyla kesinlikle Ceyhan'da olamaz cevap diyorum, geçiyorum. Çocukluğundan kalma anılarında hayal meyal hatırladığı bir bahçe vardı. Şimdi dikkat. Vardı yüklem. Var olan ne? Ne vardı? Hayal meyal hatırladığı bir bahçe. Bak buraya gel. Şimdi maviyle yapalım daha iyi görün. Hayal meyal hatırladığı bir bahçe. Bahçe. Ah niye mavi? Maviyi seçmiştim oysa ama siyah yapmışız. Bahçe ismi arkadaşlar. Kendinden önce hayal meyal hatırladığı bir sıfatlarıyla ne yapıldı, nitelendi ve belirtildi. Dolayısıyla sıfat artı ismin oluşmasıyla, birleşmesiyle ne oluşuyor? Sıfat tamlaması oluşuyor. Ben de diyorum ki o yüzden cevabım Denizli'dir. Çünkü benim öznem, var olan ne sorusuna yanıt verdiğim öznem ne yapıyor? Bir sıfat tamlaması şeklinde oluşuyor. Biz de o yüzden Denizli işaretliyoruz. Edirne'deyse dolu yüzünden vişne ağaçlarının çekirdekleri döküldüğü için, dikkat, döküldüğü için ne yoktu diyor. Ay pardon, çok özür dilerim arkadaşlar. Döküldüğü için dallarda meyve yoktu. Yoktu yüklem. Yok olan ne? Ne yoktu? Meyve yoktu. Bak.
Bakın bu sadece sizin özneniz. Yani bir tamlama mı değil, değil mi? Kuru meyve yoktu, yaş meyve yoktu, taze meyve yoktu demiyor. Dolayısıyla tek kelime, tek kelimeden de tamlama olmaz. Sıfat tamlaması hiç olmaz. Önünde bir sıfat lazım. O yüzden de cevap Edirne değil. Çok net bir şekilde Denizli olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? ÖSYM bu şekilde de sorular sorabiliyor ki 2020'de de hatırlayın bir önceki videoda çözdük buna benzer bir soru. Yüklem belirtili isim tamlaması demişti. Böyle sorular yine gelebilir, yine gelecektir arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet, anlaşıldığını umuyorum. Şimdi arkadaşlar artık yardımcı ögelere geçiyoruz. Yardımcı ögeler nesne, düstümleç, dolaylı tümleç ve zarf tümleçleriydi. Onlara bir değinelim mi? Değinelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, yardımcı ögeler dediğimiz ögeler düz tümleç, zarf tümleci ya da dolaylı tümleçtir. Şimdi öncelikle nesne dediğimiz düz tümleç ile başlıyoruz. Şimdi nesneyi bulmak için öncelikle Türkçe'de yüklemi bulup, yüklemi bulduktan sonra özneyi bulup sonra nesneyi aramanız gerekiyor arkadaşlar. Yani nesne ile özneyi birbirine karıştırmamak adına önce ne olursa olsun özneyi bulmak zorundasınız. Önce işi kim yapmış, kimin hakkında konuşuluyor, neyin hakkında konuşuluyor bir bunu tespit etmeniz gerekiyor, tamam mı? Önce yüklemi buluyorum, sonra özneyi buluyorum, sonra varsa cümlede nesne buluyorum. Her cümlede nesne olmak zorunda değil, varsa buluyorum, tamam mı? Unutmayın. Şimdi Türkçe'de nesne dediğimiz şey yüklemde yapılan işten, yani öznenin yaptığı işten etkilenen varlıktır. Etkilenen varlıktır. Etkilenen varlık olması için arkadaşlar, yani bir öznenin yaptığı iş olacak, bu işten etkilenmesi gerekecek. Bu anlamda nesne daha çok arkadaşlar fiil cümlelerinde bulunur. Bir iş olması gerekiyor, bir eylem olması gerekiyor, değil mi? İsim cümlelerinde genellikle arkadaşlar nesne bulunmaz ama genellikle hani böyle arada bir böyle istisna örnekler size verebilir, dikkat edeceksiniz onlara da. Soru çözeceğiz, orada göreceksiniz zaten. Şimdi baktım, Türkçe'de diyorlar ki nesne kendi içinde ikiye ayrılır. Bir, belirtili nesne. İki, belirtisiz nesne. Eğer öznenin yaptığı işten etkilenen varlık belirtme hal eklerinden birini alıyorsa, yani ı, i, değil mi? Ünlüye göre değişiyor. U, ü ekini alıyorsa biz buna belirtili nesne diyeceğiz ve yükleme yönelttiğimiz neyi, kimi sorularına yanıt alacağız. Böylece belirtili nesne o cümlede vardır diyeceğiz. Eğer cümlede nesne olarak aldığınız işten etkilenen varlığınız bu belirtme haleklerinden birini almıyorsa belirtisiz nesnedir. Artık ona doğrudan ne sorusunu soracaksınız. Ne diye soracağız. Kim yok? O öznenin sorusu, tamam mı? Şimdi doğrudan şuradaki ögeleri bularak arkadaşlar bir bakalım öznenin yaptığı işten nasıl etkileniyormuş? Hangileri belirtili, hangileri belirtisiz bir görelim. Bahçedeki çocuklar çiçekleri kopardı. Şimdi tek tek yapıyorum arkadaşlar. Kopardı yüklem. Soruyorum arkadaşlar. Koparan kim? Koparan kim? Koparan ne? Diyemem çünkü bunlar insan. O yüzden kim diye sormak zorundayım. Önce ne yapıyorum? Koparan kim diye gördüğünüz gibi özneyi buluyorum. Birinci bulacağım öge yüklem. İkinci bulacağım öge özne her zaman. Peki soruyorum arkadaşlar. Bahçedeki çocuklar, yine yükleme soruyorum, neyi kopardı? Neyi kopardı? Çiçekleri kopardı diyor ve ben buna belirtili nesne diyorum. Çocuğun yaptığı işten, koparma işinden etkilenen çiçekler belirtiyorum. Belirtme halekini aldı. Dolayısıyla benim belirtili nesnem oldu. Anlaştık mı? Alta indim. Çocuklar bana rengarenk çiçek almış. Almış yüklem. Soruyorum arkadaşlar, alan kim ya da kim almış? Bak, alan kim? Çocuklar. Benim öznem. Doğru mu? Ne dedik? Alan kim? Bu beni birinci öge olarak özneye götürdü. Soruyorum, çocuklar bana ne almış? Yine yükleme soracağım. Başka yere soramam, değil mi? Özneye soramam soruyu arkadaşlar. Nereye soracağım? Yükleme soracağım. Çocuklar bana ne almış? Rengarenk çiçek almış diyorsunuz ve artık neyi değil ne sorusunu sorduğunuz için belirtisiz nesneniz oldu arkadaşlar. Belirtme halekini almadığı için belirtisiz
nesneniz oldu. Anlaştık mı? Peki. Eve geçerken annesini aramış. Şimdi aramış Şükrem. Arayan kim? Oo, gizli özne. Kimi aramış? Neyi aramış? Bak, arama işinden etkilenen annesini bizim neyimiz arkadaşlar? Belirtili nesnemiz. Tek kelime annesini diye ne yaptı? Belirtme haleki aldı. İyilik eki de almış, umurumda değil, ama belirtme halekini almak zorunda belirtili nesne olması için. Tamam mı? Yıllar sonra üniversite yıllarımın şehrini göreceğim. Göreceğim Yükrem. Kim görecek? Ben. Gizli özne. Neyi göreceğim? Üniversite yıllarımın şehrini. Ne yaptınız arkadaşlar? Neyi sorusuna yanıt vererek belirtili nesneniz oldu. Bu belirtili nesne nasıl bir tamlamadır vesairedir diye sorabilir. Zincirleme isim tamlaması var. Üniversite yılları bir tamlama, isim tamlaması. Üniversite yıllarımın şehri bir tamlama. Ne yaptınız? İç içe geçmiş iki isim tamlamasıyla zincirleme isim tamlamasıdır. Belirtili nesneni sorarsa. Genç adam görmemişti masadaki bardağı. Yüklem görmemişti. Devrik bir cümle. Yüklem her yerde olabilir. Sonuçta var mı? Var. Görmeyen kim? Genç adam özne. Özne bir sıfat tamlaması bu arada. Genç adam neyi görmemişti arkadaşlar? Neyi? Masadaki bardağı, benim yine belirtili nesnem. Bu belirtili nesne bir sıfat tamlamasıdır. Nasıl bardak? Masadaki bardak. Sıfat yapan key var. Dolayısıyla sıfat tamlaması yaptı. Bazı şarkıların peşimi bırakmadığı hissini en çok Yıldız Tilbe'de yaşıyorum. Vallahi öyle. Yaşıyorum Yüklem. Yaşayan kim? Ben. Gizli özne. Neyi yaşıyorum? Bazı şarkıların peşimi bırakmadığı hissini, değil mi? Hissini belirtili nesne. Arkadaşlar, belirttiğiniz için belirtili nesnedir diyorsunuz. Anlaştık mı? Çok severim Yıldız Tilbe'yi, var ya. Hani Yıldız Tilbe'nin askerleri izliyor ya. Ben o işte baştaki askerim arkadaşlar. En başta bayrağı çekenim. Kemal'i bir otobüs durağında bulmuşlar. Bulmuşlar Yüklem. Bulan kim? Onlar, gizli özne. Onlar kimi bulmuşlar? Kemal'i diyorsunuz. Bakın, belirtili nesneniz belirtme halekini aldı. Belirtme halekini almak zorunda belirtili nesne olması için. Ancak almazsa, doğrudan ne sorusuna yanıt verirse bizim için arkadaşlar ne olacak? Belirtisiz nesne olacak. Yani son günlerde kitap okuyamıyorum. Okuyamıyorum Yüklem. Kim okuyamıyor? Ben. Ben ne okuyamıyorum? Ne? Kitap. Bakın, ne sorusuna yanıt veren söz artık benim belirtisiz nesnem oldu. Neyi değil, ne okuyamıyorum diyorum. Eve gelince bir fincan kahve içmek istiyorum. İstiyorum Yüklem. İsteyen kim? Yine ben. Bakın, kendi dertlerimi anlatıyorum, size bakar mısınız? Ne diyorum arkadaşlar? Eve gelince bir fincan kahve içmek. Ne istiyormuşum ben? Bir fincan kahve içmek istiyormuşum. Belirtisiz nesnem. Gerçekten öyle valla. Bu aralar hiç kitap okuyamıyorum ben de, ama kitap dinliyorum bol bol. Çınar dün okulda tabak kırmış. Bak, bütün ailevi dertlerimizi, isteklerimizi arkadaşlar size burada dile getiriyoruz. Kırmış Yüklem. Kıran kim? Çınar özne. Çınar ne kırmış? Tabak kırmış. Belirtisiz nesne. Tabağı kırmış deseydi o zaman belirtili nesne olurdu. Şimdi dikkat. Denemelerde netlerim yükseliyor dedi. Dedi Yüklem. Şimdi burası çok önemli. Lütfen burayı dikkatle dinleyin. Bırakın elinizde ne varsa. Dedi Yüklem. Diyen kim? O. O ne dedi? Denemelerde netlerim yükseliyor dedi. Bakın arkadaşlar, sizin iç cümleniz, şu bir iç cümle sonuçta, bir alıntı var burada, aktarma var. Bu aktarma cümlesi bir belirtisiz nesnedir. Ne dedi? Denemelerde netlerim yükseliyor. Nesnesi belirtisizdir. Bu cümlenin de kendi içinde ögelerini bulabilirsiniz isterseniz. Yükseliyor Yüklem. Yükselen ne? Netlerim, özne. Değil mi? Yükselme işini yapan netler. Nerede? Denemelerde dolar tümleci der geçersiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Önemli. Belirtili, belirsiz nesne bizim için önemlidir. Özne ile özellikle belirsiz nesneyi karıştırmamanız açısından son derece önemli bir özelliktir arkadaşlar. Tahtayı temizliyorum. Dolaylı tümleçle devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Gel.
Geldik dolaylı tümlece arkadaşlar. Bir diğer ismi yer tamlayıcısı. ÖSYM yer tamlayıcısı diye de verebiliyor. O yüzden hem dolaylı tümleç hem de yer tamlayıcısı ismini iyi bilelim arkadaşlar. Şimdi bizim dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı dediğimiz unsur ne yapacak? Yüklemi, yönelme, bulunma, ayrılma anlamlarıyla tamamlayan, belirten unsurumuz olacak. Türkçe'de arkadaşlar dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı diyebileceğimiz unsurların mutlaka ismi, yönelme, hal eki olan AE'yi, bulunma, hal eki olan DAD'yi, çıkma, ayrılma, hal eki olan DANDEN'i alması gerekiyor. Ancak şunu unutmayacağız. Her AE, DANDEN ya da işte DADE hal eklerini alan sözcükte bizim dolaylı tümlecimiz olmayacak. Bu ekleri alan kelimenin yönelme, bulunma, ayrılma anlamları içermesi gerekiyor. O yüzden ekler bağlamında asla ezberlemeyin. O eki alan kelime cümlede zaman bildirebilir. Doğrudan durum bildirebilir. Yani zarf olarak da kullanılabilir. Ezber yapmıyorsunuz. Baktınız o kelime cümlede yönelme, bulunma, ayrılma anlamları mı katıyor? Buna odaklanarak ögeleri buluyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Biz doğrudan arkadaşlar yer bildirme durumları söz konusu olduğu için ne yapacağız? Neye, neyde, neyden? Kime, kimde, kimden? Nereye, nerede, nereden? Sorularına yanıt veren ancak yön, bulunma, ayrılma anlamlarını katan sözcüklere dolaylı tümleç diyeceğiz. Yine dolaylı tümleç tek bir kelimeden oluşabileceği gibi birden fazla sözden, yani söz öbeğinden de oluşabilir. Doğru ayıracağız arkadaşlar ögeleri. Yıllar önce Trabzon'a gitmişler dedik. Bakın, yıllar önce Trabzon'a gitmişler. Gitmişler yüklem. Giden kim? Onlar, gizli özne. Onlar nereye yönelmişler, nereye gitmişler? Trabzon'a diyorsunuz. Bakın şurası bizim dolaylı tümlecimiz, yer tamlayıcımız, bir diğer ismimizi unutmayacağız. Nereye sorusuna yanıt verdi, gitme eyleminin yöneldiği yeri bildirdi. Esra ile sabahın erken saatinde buluşma yerine vardık. Dikkat, vardık yüklem. Varan kim arkadaşlar? Biz. Biz kiminle vardık? Esra ediyorsunuz. Bakın bu beni ilgilendirmiyor şu anda. Niye buldum bunu bilmiyorum. Biz dolaylı tümleç buluyoruz. Nereye vardık arkadaşlar? Nereye vardık? Buluşma yerine vardık. Bakın dolaylı tümlecim yani yer tamlayıcım. Hocam bir tane daha DAD ekini alan kelime var. Ona ne diyeceğiz? Ona da dolaylı tümleç diyecek miyiz de sormanızı beklerim valla. Ama arkadaşlar sormuyorsunuz. Hadi sordunuz diyelim. Sabahın erken saatinde. Şu sorulardan birine yanıt veriyor mu arkadaşlar? Vermiyor. E diyorum ki ben de. Bunlar arkadaşlar, biz tabii şurada iki tane kime kime demişiz. Çok pardon. Kimde olacak şu? Ha. Bu DAD ekini almasına rağmen cümleye zaman bildiren bir özellik katıyor. Dolayısıyla bu DAD ekini alsa da cümlede arkadaşlar zarf cümlecidir diyeceğiz. O yüzden eklere yoğunlaşmayın. Cümledeki anlamı bulun diyoruz size. Anlaştık mı? Peki, girişteki büyük vazoya çarptım. Çarptım yüklem. Çarpan kim arkadaşlar? Ben, gizli özne. Ben neye çarptım? Girişteki büyük vazoya. Bak, ne yaptınız? AE yönelme haleke neye çarptım diye yönelme anlamı verdi. Dolayısıyla cümlenin dolaylı tümleci. Bu dolaylı tümleç bir sıfat tamlamasıdır sorarsa. Nasıl vazo? Girişteki büyük vazo diye sıfat tamlamasından oluşmuştur diyebilirsiniz. Fakülte sekreterinin odasına bir uğrayalım. Uğrayalım yüklem. Uğrayacak kim o arkadaşlar? Kim uğrasın? Biz uğrayalım. İstek kipiyle çekimlenmiş biz. Biz nereye uğrayalım? Fakülte sekreterinin odasına yönelme halekini almış. Yönelme anlamı vermiş. Bir dolaylı tümleç. Bu dolaylı tümleç bir zincirleme isim tamlamasıdır. Fakülte sekreteri isim tamlaması. Fakülte sekreterinin odası, bu da bir isim tamlaması. İki isim tamlaması iç içe geçiyor ve zincirleme isim tamlamasını oluşturuyor. Devam ediyorum örneklerime. Bu haberi yıllar önce dönemin en çok satan gazetesinde okumuştum. Okumuştum yüklem arkadaşlar. Okuyan kim? Ben. Gizli özne cümlede yer almıyor. Ben neyi okumuştum? Bu haberi. Hani bulduğumuz için, daha öncesinde nesneyi yaptığımız için belirtili nesne diyebilirim buraya.
Peki ben bu haberi nerede okumuştum arkadaşlar? Nerede? Dönemin en çok satan gazetesinde diyorsunuz. Dikkat. Nerede sorusuna yanıt veren bir dolaylı tümleç. Nerede okudum? Dönemin en çok satan gazetesi belirtili isim tamlamasıdır. Bu belirtili isim tamlamasının arasına derecelendirme zarfı, miktar zarfı, satan fiilimsisi, değil mi, girmiş. Araya başka sözler girmiş. Bir belirtili isim tamlamasıdır derim sorarsa. Sokağın başında gördüm onu. Gördüm Yüklem. Gören kim? Ben. Hep benden gitmişiz. Kimi gördüm? Onu gördüm. Belirtili nesne. Bakın bunu öğrendiğimiz için yazıyorum. Nerede gördüm? Sokağın başında benim dolaylı tümlecim. Yani yer tamlayıcım. Dikkat edin, sokağın başı diye arkadaşlar bir öbek isim tamlaması dade halekini alıyor. Nerede sorusuna yanıt veriyor burada olduğu gibi. Şirket müdürünün evinde toplanıyormuşuz. Toplanıyormuşuz. Kim? Biz, gizli özne. Nerede arkadaşlar? Şirket müdürünün evi. Şirket müdürü, belirtisiz isim tamlaması. Şirket müdürünün evi belirtili. İkisi iç içe geçiyor ve zincirleme isim tamlamasını oluşturuyor. Dikkat edin, dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı bir zincirleme isim tamlamasıdır deriz sorarsa. Okulda tuttuğum günlükleri Arzu'da unuttum. Dikkat. Unuttum Yüklem. Unutan kim? Ben, gizli özne. Ben neyi unuttum arkadaşlar? Okulda tuttuğum günlükleri, okulda tuttuğum günlükleri komple benim nesnem neyi sorusuna yanıt veren belirtili nesnemdir. Neyi sorusuna yanıt verdiği için. Kimde unuttum arkadaşlar? Arzu'da. Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı haleki almış. Özel isme geldiği için dade kesmeli ayrılıyor, unutmayacağız. Peki arkadaşlar, hocam şurada da okulda var. Onu da dolaylı tümleç alır mıyız diye soranlar olabilir. Peki ben bütün soruları yükleme soruyordum, değil mi? Bak hep yükleme soruyorum. Kimde unuttum, neyi unuttum, kim unuttu? Bak sen okulda kelimesine dolaylı tümleç diyorsan, hani yapıyorsan öyle bir hata, soruyu nereye soruyorsun? Dikkat et, buraya soruyorsun. Hani böyle bir hata yapıyorsan eğer diye anlatıyorum. Nerede tuttuğum? Nerede? Okulda. Şimdi tuttuğum kelimesi benim yüklemim değil ki. Eylemsim. Ben soruyu ne zamandan beri eylemsiye sorar oldum? Kurban olayım da böyle bir şey yapmıyoruz. Bütün sorular yükleme yüklenecek. Bütün her şeyi yükleme hesap soracaksınız. Dolayısıyla şuraya tutup da nerede falan diye sakın soru sorup şuna da dolaylı tümleç falan demeyin. Derseniz tarih hatasını yaparsınız. Yükleme yöneltmediğiniz için hata yaparsınız. Anlaştık mı? O yüzden önce yüklemi bulup yükleme yöneltiyoruz bütün soruları. Büyük babamdan kalmıştı bu tesbihler, kitaplar. Kalmıştı yüklem. Kalan ne? Kalan ne? Bu tesbihler, kitaplar, özne. Bu tesbihler, kitaplar kimden kalmıştı? Büyük babamdan diyorsunuz. Dolaylı tümleç. Dolaylı tümleciniz arkadaşlar, yani yer tamlayıcınız kimden sorusuna yanıt verdiği için doğrudan arkadaşlar dolaylı tümleç olarak geçiyor. Şimdi uyarı, buraya bir uyarı yapalım. Bu uyarı her gördüğünüz a, e, da, de, danden eklerini dolaylı tümleç dememeniz gerektiğine dair bir uyarıdır. Video ders notundan takip eden arkadaşlar, biz arkadaşlar yani bu kitabımızdan takip eden arkadaşlar rahatlıkla bu uyarıyı kitapta zaten görüyorlar. Bunları tek tek yazarak vakit kaybetmiyorlar. Akşama sizinle buluşamayacağım. Bakın AE halekini almış bir kelime var. Ancak bu AE haleki cümlede arkadaşlar ne zaman sorusuna yanıt veren bir zarf cümlecidir. Şu görmüş olduğunuz sorulara yanıt bulamazsınız. Ne zaman sorusuna yanıt bulursunuz? O yüzden her AE yönelme halektir deyip atlamıyorsunuz. Haberi aldığım zaman İzmir'deydim. Bakın şu dade de arkadaşlar. Haleki, aman haleki demişim. Bulunma anlamı vermiyor gördüğünüz gibi eyleme. Dolaylı tümleç değil. Ne zaman sorusuna yanıt veriyor? Haberi aldığımda. Doğrudan arkadaşlar zarf cümlecidir. Yine ne zaman sorusuna yanıt veriyor. Anlaştık mı? Yavru kedi korkudan titriyordu. Titriyordu yüklem.
Neden titriyor? Ne için titriyor? Korkudan diyorsunuz. Bakın neden, niçin sorusuna yanıt verdiği için zarf cümlecidir. Yoksa ay burada dandem var, ben bunu dolaylı tümleçteyim diyemiyorsunuz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bizim için oldukça önemlidir. Dolaylı tümlecimiz, yer tamlayıcısımız, tuhaf oldu, yer tamlayıcımız. Sorular önemli ama sorulardan çok cümleye kattığı yönelme, bulunma ve ayrılma anlamları önemli arkadaşlar. Videoları çok uzatmayacağım cümlenin ögelerinde. Bu videoyu burada bırakacağız. Bir diğer videoda zarf tümleci, cümle dışı unsur ve cümlede vurgu konusunu göreceğiz. Ardından arkadaşlar etkinliğimizi yapacağız. Kendinize dikkat edin. Umarım anlaşılmıştır. Biraz daha şöyle bir tekrar ederek bir sonraki videoya geçerseniz sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.